Gitar saatinde bugün tremolo ile ilgili bir metodu inceleyeceğiz. Herkese merhaba. Kanalı açtığımızdan beri şöyle bir toparlamak gerekirse soruları ve yorumları. Şunu söyleyebilirim. Size en çok merak edilen konu kesinlikle tremolo. Neden tremolo? Çünkü zor bir teknik. Gerçekten herkes de başka bir şey söylüyor tremolo ile ilgili. Birisi diyor ki şunu yap olur. Birisi diyor bunu yap olur. Dolayısıyla öğrencilerin de kafası karışıyor. Gitar severlerin kafası karışıyor ve tremolo ile ilgili böyle bir merak ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bunun da yansımaları bizim kanalımıza kadar geliyor. Bugün bu konuya çözüm getirebilecek bir metotla karşınızdayız. Metodumuzun yazarı Vladimir Bobri diye bir adam. Kitabımızın ismi de Complete Study of Tremolo for the Classical Guitar. Yine metodumu buradan bakacağım. Daha önceki videolarda da olduğu gibi buradan referans almam gerekiyor. Şunu söylemek gerekiyor. Bu kitapların yazarları var ve bu yazarlar bu kitaplardan para kazanıyorlar. Fakat her şeye rağmen tüm akademik yayınlarda olduğu gibi bu yayınlarında internetten korsanına ulaşmak çok kolay. Özellikle müzik camiasında yurt içi yurt dışı benim gördüğüm çoğu kişi zaten korsan yayın kullanıyor. Çok az kişi notaları satın alıyor. Ama hem korsana karşı olduğumuzdan hem de telif hakları gereğince buradan metodu sizle paylaşamıyoruz. Yani bir PDF'ini bir drive'a kaydedip sizinle link paylaşabilirdik ama maalesef bunu yapamıyoruz. Siz de yani açıkçası pek yasal değil bunu söylemem ama bir şekilde zaten kitabın korsanına internetten ulaşılabiliyor. Veyahut da korsana siz de karşıysanız Amazon'dan vesaire siz de kitabı temin edebilirsiniz. Kitabın iddiası tremolo sorununu çözmek. Tabii kitap dediğim de bakmayın. Mesela geçen haftaki klasik gitar tekniğinin İncil'i kitabı 200 küsür sayfalardaydı. Fakat bu kitap kapağı da dahil 22 sayfa. Dolayısıyla o kadar büyük bir kitap değil aslında. Fakat tremolo konusuna giriş için oldukça yeterli ve faydalı bir kitap. Kafanızda şöyle sorular olabilir. Bu kitabı alırım. Her şeyi çalışırım. Bundan sonra tremolom düzelir mi? Bunu söylemek açıkçası güç. Hiçbir kitapta böyle bir garanti yoktur. Benim görüşüm şu şekilde. Metotların yanında muhakkak kulaktan dolma ya da işte ne diyeyim size gelenek olarak gelmiş bazı tekniklere çalışmakta fayda var. Yani benim bazı hocalardan duyduğum şeyler var ki bu tüm gitaristlerde böyledir. Hiçbir kitapta karşıma çıkmıyor. O böyle gelenek halinde onun hocasından böyle bize kadar gelmiş bilgiler. Bana göre en değerli bilgiler onlar. Ben mesela sol el egzersizleriyle ilgili de bir video yapmıştım. Onlar öyle egzersizlerdi. Bana göre bir tekniği çözmek için muhakkak böyle bilgilere ihtiyacınız var. Ben bu bilgileri vereceğim mi? Vereceğim. Yani şimdi metot serisi içerisinde olduğumuz için burada o bilgileri değinmeyeceğim ama kitaptan sonra önümüzdeki birkaç ay içerisinde ben tremolo ile ilgili bildiğim ne varsa arkadaşlar size de aktaracağım. Kitabın yazarı Vladimir Bobri'nin de açıkçası size söylediği bazı şeyler var. Giriş kısmını okursanız zaten şunu göreceksiniz. Diyor ki teknikler aslında hocalarla çalışılır. Az önce benim dediğim gibi bir hocanız varsa sizdeki hatayı görür, bu hatayı düzeltir. Yetkin bir hocanız varsa ve sonucunda problemi çözersiniz. Fakat yetkin bir hocanız yoksa metotlara başvurduğunuzda da sizin oldukça dikkatli ve vizyonlu bir öğrenci olmanız gerekir. Yani açıkçası metotla da iş çözülüyor değil. Yani bunu özellikle kitabın yazarı da belirtmiş. Bir hocanız varsa zaten bu kitabı hocanızla çalışmanız gerekiyor. Ama hocanız yoksa da çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü tek başına çalışmak çok büyük bir handikaptır. Geldiniz burayı, kendi kendine çalıştınız. Bir hata yapıyorsanız kitabın sonuna kadar hatayı tekrar etmiş olacaksınız. Bu sefer sizi bilen biri gördüğünde hatayı da düzeltme ihtimali çok azalacak. Dolayısıyla tekrar tekrar üstüne basmak gerekiyor. Metotlar bilen kişilerle çalışılır. Eğer bilen bir kişi yanınızda yoksa o zaman çok çok dikkatli olmanız lazım. Gerçekten vizyoner olmanız lazım ve öz eleştiri sahibi olmanız lazım. Aa, oluyor ne güzel falan demeden kendinize sürekli açık ve eksik aramak durumundasınız. Şimdi kitaba geldiğimiz zaman bölüm bölüm bizi çalıştırıyor. Yani birinci telde tremolo, ikinci telde tremolo vesaire diye. Ama öncesinde mesela şöyle bir ufak cümleyle başlamış. Mesela başlarken birinci telde diyor ki bu üç parmağımızı birbirine çok yakın tutmamız gerekiyor. Yani açık bir şekilde değil, birbirine yakın tutmamız gerekiyor. Bu neyi sağlıyor? Bu birçok şeyi sağlar. Bir, şöyle düşünün biz 3 kişiyiz. Bu benim örneğim, yazarın örneği değil. Ve ortada bir tane direk var. Üçümüz de sırayla bu direğe birer tokat atacağız. Şimdi ben direğe 3 metre uzaklıktayım. Arkadaşım 3 metre uzaklıkta. Diğer arkadaşım da 3 metre uzaklıkta. Böyle dizilmişiz. Şimdi benim gelip tokat atmam. Sonra çekilmem. Daha sonrasında yanımdaki arkadaşın gelip tokat atması. Onun çekilmesi ve yanındakinin gelip tokat atıp çekilmesi uzun bir süreç.
Oysa ki hepimiz direğin dibine yanaşsak ve sadece ellerimizi direğin yanına yanaştırsak, pat 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 diye 3 kişi arka arkaya vursa ne kadar zamandan tasarruf etmiş oluruz. Açıkçası yakın tutmanın esprisi bir yandan bu. Uzak bir yerden gelmek her zaman zaman kaybettirir. Ama yakın bir yerden gelmek zaman kazandırır. Dolayısıyla yakın yerden gelin, böyle zaman aksaklığını giderin. Demek istediği bu. Aynı zamanda bir işe daha yarar. Mesela biz renkler konusunda zaman zaman değiniyoruz. Ben özellikle bu konuda bayağı bir takıntılı olduğum için. Mesela i parmağım burada. Diyelim ki a parmağım da burada. Böyle arası açık. Burada ne fark eder? Renk fark eder. Bildiğiniz gibi gitarın burasına geldikçe renk koyulaşır. Buraya geldikçe renk bu şekilde açık, böyle daha metalik bir hale gelir. Bunların arasının açık olması demek, birisi metalik bölgede bulunuyor, diğeri koyu bölgede bulunuyor demek. Dolayısıyla yaklaştırdığınızda hem zamandan tasarruf ediyorsunuz hem de rengi olabilecek en az şekilde değiştirmiş oluyorsunuz. Yani o renk farklılıklarını minimize etmiş oluyorsunuz. Şimdi ben bu kitabın özellikle ders kısmının 1-2 cümlesinden şu bölümü çıkardım. Okuduğum zaman aynı zamanda bir çıkarımda bulundum ve neden olabileceğini düşündüm. Daha sonrasında onun dediklerini okudum. Kendi mantığımla birleştirdim. Bir çıkarımda bulundum ve size anlatıyorum. Şimdi daha henüz kitabın ilk 2 cümlesindeyim. Gidene kadar size buradaki her şeyi anlatmam demek yüzlerce saatlik bir eğitim videosu demek haline gelebilir. Dolayısıyla daha önceki videoda bir takipçimiz şey yazmış. Videoda biraz daha uzun olsaydı yazmış. Fakat 240 sayfalık bir metodu ancak yüzeysel geçebilirim. Derine indiğim zaman bu iş bitmez. Dolayısıyla şimdi örnek olarak size bir cümlede derine indim. Fakat geri kalanında bunu yapmayacağım. Bunu artık sizin yapmanız lazım. Merak ediyorum. Ben burada metotları paylaşıyorum ama açıp okuyan kaç kişi? İngilizceden dolayı belki okuyamayanlar olur ama inanın zor değil yani. İlk sayfayı belki 5 saatte okursunuz, belki 5 günde okursunuz ama emin olun ikinci sayfayı 4 günde okursunuz. Bu 30. sayfaya geldiğinde artık iyice hızlanmaya başlar. Dolayısıyla kesinlikle İngilizceden ötürü böyle şeylerde kendinizi frenlemeyin. Girin yani onu okumaya çalışın. Hem ne güzel işte İngilizcenize de faydası olur. Kitaptan biraz daha bahsetmek gerekirse önce bu ton farklılıklarını minimize etmek için 2 parmak çalıştırıyor. Bu 2 parmak işte İ, M ve M, A şeklinde kombinasyonlar yapıyor. Sonra 3 parmak yapıyor. Ve öncelikle bunu da böyle ufak tefek egzersizler yaptırıyor. Burada işte ton farklılıklarını minimize ediyorsunuz. Kalkıp İ ve M arasında şöyle bir ton farkı olmamasına dikkat ediyorsunuz. Zaten okudukça orada neye dikkat edeceğinizi söylüyor aslında. Ama bahsettiğim şey şu. Özellikle gitaristlerde çok vardır. Notayı görünce hemen notaya atlamak. Üzerindeki ufacık yazıyı okumamak. İşte bu size Vladimir Bobrin'in bahsettiği o handikapları kazandırır. Hocasız çalışma handikaplarını. Bir hocanız varsa orada yazanı size söyler. Fakat bir hocanız yoksa ve siz direkt notayı çalıyorsanız o zaman problem başlar. Mutlaka ve mutlaka burada yazılanları okumanız gerekiyor. Özellikle zaten mesela geçen haftaki kitabı okuyacaksanız kafa patlat ve çalışmasıyla birlikte zaten birkaç ay alacaktır. O yüzden mesela bu tremolo kitabı çok sonraya kalır. Aynı zamanda unutmadan bir de şunu söyleyeyim. Yine kitabın yazarı şundan bahsediyor. Tremolo advanced bir tekniktir ve daha oturuş, duruş gibi temel konularda mükemmel hale gelmeden sakın ha sakın tremoloya geçmeyin. Gitarı yamuk tutuyorsunuz, yanlış yerden kavruyorsunuz, sol elle hareketleriniz iyi değil, sağ elde daha ton algınız tam olarak böyle gelişmemiş. Siz kalkıp tremolo yapmaya kalkarsanız o zaman gider. Ama doğru bir oturuş, doğru tutuş ve temel konuları atlatmış bir teknik burada daha güvenli bir şekilde böyle tremolosunu yapabilir ve bu teknikleri güzel çalışabilir. Neyse devam edelim kitapla ilgili. Kitap tremoloyu çalıştırmak için açıkçası her yolu denemiş. Mesela şöyle bir egzersiz var. Farklı tellerde başlıyor. Ne oldu? P, I, M, A, M, I, M, A. Bakın bu parmakların kendi arasındaki dengesini yaratmak için birçok şekilde bunları çalıştırmış. Hem farklı tellerde hem aynı telde. Daha sonrasında başka bestecilerin de ufak tefek egzersizlerine yer vermiş. Carcassi gibi, Giuliani gibi. Ve mesela en sonuna geldiğimizde farklı farklı mesela beşleme şeklinde bir tremolo. Mesela şu şekilde. Ne yaptı? P, M, A, M, I, P, M, A, M, I. Bunu da mesela akıcı bir şekilde getirdiğiniz zaman yine normal tremolunuza
faydası olacaktır. Neyse, çok da spoiler vermek istemiyorum. Kitabı biraz da sizin incelemenizi istiyorum ama benim görevim hani böyle de bir kitap var demek aslına bakarsanız. Ve beğendiğim kitapları böyle sizlere ufak tefek sunmak. Bugün konumuz Tremolo kitabıydı. Haftaya farklı bir metot işleyeceğim. Fakat şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Şimdi metotları ben işleye işleye 35 hafta geçireceğim bu gidişle. Çünkü çok metot var önermek istediğim ve herkes de başka bir metottan faydalanır. Herkese faydam olsun istediğim için bu iş uzayacak ama bu biraz sizi sıkabilir diye düşündüm. Dolayısıyla şöyle değişmeli bir şey yapacağım. Haftaya da bir metot yapacağım ama sonrasında metotlara birazcık ara verip farklı konulara geçeceğim. Mesela tez incelemeleri yapmak istiyorum. Kitap önerileri yapmak istiyorum. Albüm önerileri yapmak istiyorum. Hepsini yapacağım. İşte mesela artık ne olur? Metoda ara verdikten sonra diyelim ki bir tane tez yaptık. Sonrasında tekrardan metoda döneriz. Sonrasında başka bir zaman kitaba döneriz. Belki 3 ay sonra tekrar metoda döneriz. Birazcık olayı karıştırmak istedim. Hem de siz benim bugüne kadar gösterdiğim metotları birazcık sindirmiş olursunuz, çalışmış olursunuz diye düşündüm. Bu haftalık gitar saatinden bu kadar. Lütfen abone olmayanlarınız varsa abone olun ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınız ve görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz. Gitar saatinden bu hafta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.